Efendim hepinize selamlar, saygılar, kuşalası konuşan adam. Cumartesi günü saatler 13'ü gösterdiğinde yine yayındayız. Her zaman olduğu gibi e, dün fragmanı e, yayına girdik. Fragman bayağı bir, hatta yayın öncesi hemen onu konuşuyorduk. E, güzel bir izlenime sahip oldu fragman. Bu arada şey sesini istersen üstten bir kapıyı ver, onu kapamayı unutmuşuz Serdar. Tın tın seslerimiz gelmesin yukarıdan. konumuz e, konuğumuz... Önceki dönem Kuşadası Belediye Başkanımız Mehmet Esat Altıngün olacak ama onun öncesinde her zaman olduğu gibi iki dakika bana katlanacaksınız. Söyleyeceğimiz bir iki bir şeyimiz var sonra derin derin önemli konulardan Esat Başkanımızla konuşacağız. Sizleri bilgilendireceğiz. Sizler de tabii ki sorularınız olursa lütfen ben buradan hemen göreceğim. Önümden başkana ileteceğiz o sorularınızı elimizden geldiğince görebildiğimiz kadarıyla diyelim. Efendim e, bu arada ilk başta hemen şunu söyleyelim. Biliyorsunuz sponsorumuzu hemen sağ köşede görüyorsunuz. Her şey 7.24 hemen onu da söyleyelim. Bugün özel e, kasap reyonunda %10 indirim var. Evinizde otururken güzel yiyecek şeyler yaparsanız da hemen her şey 7.24'ü arayın. Hemen evinize kadar teslim ediyorlar. 30 ile 45 dakika içerisinde ve tamamıyla Kuşadası'nın yerel hesaplarından e, size getiriyorlar. Katiyette büyük market ürünleri. Yok. E, esnaf ne satıyorsa onları size ulaştırıyorlar. Önemli olan da esnaf. Esnaf demişken de iki gün öncesinde bir Kuşadası'nda yine bir PR bombardımanı yapıldı. Biliyorsunuz meclis e, toplantısı vardı. Meclis toplantısında sonrasında e, belediye bir basın bülteni attı. Cumhuriyet Halk Partisi de o basın bültenini kendi iç WhatsApp gruplarına attı. Ee, tabii oraya atıldığı zaman zaten bize de geliyor. Aman hemen bunu paylaşın diye bol miktarda. Orada şöyle vardı. Bir de görsel yapmışlar. Kuşadası Belediyesi esnafların yanında diye genel bir başlık kullanmışlar. Genel bir şey. Ama okudunuz, alta indiğinizde tamamıyla sadece 175 tane belediye kiracısını ilgilendiren ee, bir indirime, indirim de demeyelim. Taksitlendirmeye gitmişler ama basın bülteninde kafaları karıştıran şöyle bir durum vardı. 2020 yılının Kira borçlarını sildik diyor. Öyle başlıyorlar. İkinci paragrafında da 2020 yılının kira borçlarını 5 ay öteledik. 4 taksize böldük. E, neyi indirdiniz, neyi sildiniz? O karman çorban. Bunu da biz yazdık ama henüz daha özellikle Mehmet Gürberek ilçe başkanının sayfasından yazışmalarımızı yaptık. Ama henüz bir cevap gelmedi maalesef ki oradan. E, bunun doğrusunda geneli kapsayıp, ama altta sadece belediye kiracıları ile ilgili bir yazı yazdığınız yerde biz de şunu talep ettik. Madem esnafları düşünüyorsunuz, Kuşadası'nda esnaf odası ticaret odası şoförler odasına bağlı 6 bin üzerinde esnafımız var. Bu esnafların en azından birçoğunun hala işgaliye borçları var. İşgaliye borçlarını silin dedik. E, Kata atıktan bir düşün, yap, düşün dedik. Reklam, e, belediyenin aldığı reklam vergisi var. En azından bunları daha da ötelin diğer esnafları da bir şeyler yapın dedik ama henüz hala belediyeden hiç e, ses yok, çıt yok. Onun dışında e, bir de esnaflarla ilgili şunu da söyleyelim. Belediyemiz bol miktarda 21B ihalelerini yapıyor. Onun dışında normal ihaleler de ufak tefek de olsa yapıyorlar ama bunları da hep böyle e, belli başlı kişileri çağırıyorlar. Bunda da en azından belediyenin bazı kalemlerde e, alım ihaleleri oluyor. Bunlar da mesela örnek en son işte pide ihalesi yapıldı. Onun dışında kağıt, kalem, kırtasiye her türlü ihaleler yapılıyor. Başkanımız da zaten bunları da değerlendireceğiz. Ama genelde e, kuşas dışındaki esnafları çağırıyorlar. Ya da son dakika duyuruyorlar ki kuşasındaki esnaflar buna hazırlanamıyorlar. En azından esnafları madem düşünüyorsanız bu ihaleleri önceden Lütfen nasıl e, arada sahaya çıkıyorsunuz ve yanınızda arkanızda 10 tane kameraman 10 tane fotoğrafçı ile çıkıp orada açıklamalar yapıyorsunuz ya Sayın Başkan. Oralarda da lütfen bu açıklamaları yaparsanız tüm esnaflar bilgilendirilir ihaleler konusunda en azından. Ve dönelim e, konuğumuza. Daha doğrusu esaslı da biz konuğuz galiba burada. Başkanım biz de hoş geldik. Siz de yayına hoş geldiniz. Önceki dönem Kuşadası Belediye Başkanı. Mehmet Esat Altıngül'ün. Esası biz şu anda gördüğünüz tam sahilden yayın yapacaktık ama kuş arasında dün akşamdan bu yana ufak ufak yağan yağmur sabah bir yerde şiddetli yağdı. Ee, bu yayını bizim orada yapmamızı engelledi. Başkanım da sağ olsun bizi evinde şu anda misafir ediyor. Hayat nasıl gidiyor başkanım? Vallahi aşağı yukarı koronavirüs denilen dert dünyayı bir yıldır kaplamış durumda. Ben öncelikle yayına başlamadan bu hastalıktan yaşamını kaybetmiş ve başka hastalıktan da yaşamını kaybetmiş insanlarımıza Allah rahmet eylesin diyorum. Acil ailelerine sabırlar diliyorum. Yaşam bir yıldır dünyada olduğu gibi ilçemizde de maalesef sıkıntılı devam ediyor. Evet başkanım. Üzüntülü devam ediyor. Ambargolu devam ediyor. Bu zaman diliminde yapmamız gereken en önemli şey bir şekliyle kendimizi korumaktır. Bu dertler, aşılar yaygınlaşıncaya kadar kendimizi koruyarak devam ettirmek zorundayız. Yaşam bir şekliyle devam. Bir sıkıntı yok. Evde misiniz yoksa işe yok iş, iş yere gidiyoruz gidiyoruz değil tabii, tabii, tabii. O yönde güzel. Peki e, işler nasıl bu arada? Vallahi maalesef yani genel otomotiv anlamda otomotiv sektöründe e, otomotiv sektörü sıkıntılı bir evet. süreçte. Çünkü uzun süre fabrikalarda üretim durdu. Üretim durduğu için ikinci el satışlar patladı ve rakamlar üst safhalara çıktı. Şimdi birinci el araçlar artık yavaş yavaş galerilere gelmeye başladı. Evet. Fiyatlar zannediyorum birkaç ay içerisinde normalleşir ve ondan sonra da normal bir sürece girer ama bir gerçek var ki dünyada ekonomide sıkıntı var. Sadece ülkemizde veya ilçemizde değil. Dünya ekonomisinde sıkıntı var. Bu süreç devletlerin desteğiyle yavaş yavaş etap etap inanıyorum. inanıyorum. Başkanım dün fragmana yayınladık. Çok büyük bir ilgi oldu fragmana çıkacağınız için. Ee, iki hafta önce yayınımızda da Fuat Başkanımızın biz misafir etmiştik. Onda da sağ olsun izleyiciler bol miktarda ilgi gösterdiler ki şu anda da o ilgiyi ben de görüyorum. Bayağı sayı gitgide böyle yükselmeye başlıyor. Ekranımdan görebiliyorum. Ee, fragmanda fragmanda çok konuşuldu. Ee, bizim de ön başlık attığımız e, yer yerinden oynayacak kuşalısı dedik. Tabii ki bu birazcık e, basının e, izlenmesi için e, attığımız başlıklar. Ama çok şey konuşacağız, değil mi başkan? Elbette elbette evet. elbette. Yine öncesinde e, başkanım dedi e, şöyle söyleyelim, hani soracağınız belli bir sorular varsa her şeyi sorabilirsiniz ama yani nelerden bahsedelim diye bir fikir almak istedi. Başkanım bizim yayınımız dedik. Spontane gelişen, vatandaşlara soruları, benim aklıma gelen sorular ya da sizin değineceğiniz şeylerle ilgili böyle yavaş yavaş yüksele yüksele Sohbet ederek gelişleyecek. genişleyecek. Geliştirecek. Başka, e, dünkü fragmanda gördük. En son ki toplantınızdı o değil mi? Evet. Halkla beraber e, iç içe. Ki o dönem hatta ben de sizinle çalışıyordum. Bunu herkes Doğru. biliyor. E, biz diyorduk ki ya dolar dolmaz, tereddütler. Biz orayı yani tam yani düğün salonunda yapıldı. Ama öyle bir izdam olmuştu ki başkanım. Ya yani dışarılar rataşmıştı. Ee, halk tarafından çok sevilen bir belediye başkanıydınız. Ki o dönemde herkes sizi e, tam seçim arifesiydi, yaklaşılıyordu. İşte e, Esat Başkan aday olmazsa mevcut başkanı desteklemez gibilerinden bir ton dedikodular atıyorlardı, ediyorlardı. Ama siz mevcut gösterilen belediye başkanı desteklediniz. Kaldı ki bu dönemde de bir e, öncesi öncesinde bir parti değiştirdiniz. Yine de aday dediler ki yine yine sokak dedikodularında işte Esat oraya gitti belediye başkanı adayı olmak için gösterilmedi yine desteklemeyecek dendi. Ama yine bu so sokak dedikoduları çürüttünüz. Mitiklerde Fuat Akdoğan'ın elini kaldırdınız. Peki başkanım iki defa İki defa e, adayı gösterilmediniz diyelim. Üçüncüde devam edecek misiniz? En zor soruyla başladık. <laughs> Üçüncüde devam edecek misiniz? Şimdi bunun cevabını bugünden verebilmem mümkün değil. Hı hı. Çünkü Türkiye'de de siyasetin tarzını değiştirmeye çalışanlar var. Evet. Ve dengeleri bozmaya çalışanlar var. Bu dengeleri bozabilirler mi? Bugünkü kanaatim bozamazdır. Ama siz ilk konuşmaya başlarken ifade etmiştiniz. Yani Özer Bey aday gösterildiğinde o düğün salonunda ben yokum bekleniyordu. Ama siz destek varla noktaladınız demiştiniz. Hı hı. Döndük, CHP'de yaşanan sıkıntılar, Özer Bey'in 5 yıllık muazzam derecede başarılı döneminden sonra hı hı. ve Kuşadası'nın gerçekten hizmete ihtiyacı olduğu için ve Kuşadası'nın temel sorunlarının, ana sorunlarının iktidar gücüyle çözülebileceğine inandığım için ve Kuşadası'nın 5 yılını değil 50 yıl sonrasını planlayabilmek için iktidar partisinin yanına gittik. Evet. Tokalaştık, adaylık konusunda konuşuldu ama... Son dakikada Fuat Bey aday gösterildi. Nasip değilmiş dedik. Evet. Ve benim siyaset anlayışımda ben zikzakları sevmem. 40 yıllık siyasetimde bunu yapmadım. Son roundda yaptım. Gerekçelerini her zaman da ifade ediyorum. O gerekçelerden dolayı buna ihtiyaç vardı. Doğru yaptık. Ama nasip değilmiş, aday olamadık. Üçüncü defa ne olur benim de beynimde bir soru. Hı hı. O konuda şu an bir şey söyleyemeyiz. Çünkü... Rahmetli eski Cumhurbaşkanlarımızdan Süleyman Demirel'in tabiriyle siyasette 24 saat çok uzun bir zaman dilimidir. Evet. Daha uzun bir süre var. Yani önce bir 2023 var. Aynen. 2023 gerçekten bu ülke için önemli bir seçim Aynen. dönemi olacak. Çünkü karşı taraftaki tabloya, ilişkilere baktığımız zaman birilerinin aman Tayyip gitsin senaryosunu devreye sokma konusunda muazzam çabalar gözüküyor. O evet. nedenle 2023'ü görmeden 2024 ile ilgili bir şey söyleyemem ama ben siyaseti severek, isteyerek ve inanarak yapan bir siyasetçiyim. Çünkü insanları seviyorum, vatandaşı seviyorum, hizmet etmeyi seviyorum. Hatta bir o vatandaş neden... yazmış şu anda. Esat Bey'in dönemini öz özlüyoruz diye. Buradan yazmış. Sağ yazmıştım. olsun. Allah razı olsun. Ya gerçekten fragmanda da yayınladığımız orada da gördük hatta ben o videoları incelerken o alana gelişinizden itibaren yoğun bir ilgi, bir sevgiseli yani e, şöyle derler ya başkanım e, ya işte belediyeden e, işe gücü olan insanlar tabii ki belediye başkanı ama o günü ben de çok net hatırlıyorum ya bugüne kadar yanımızda görmediğimiz yani etrafımıza kafamızı çevirdiğini görmediğimiz çok sayıda vatandaş vardı orada ve e, size sarılan ya ağlayanı gördük biz orada Hatta yani demişken, şu andaki mevcut ilçe başkanını fragman <laughs> da fragmanda ağlarken gördük. Abi oldu burada şöyle bir koy koyduğumuz bir şey değil. Yani görüntü çünkü o dönemde sosyal medya bu kadar kullanılmıyordu. Daha yeni evet. yeni e, emekleme aşamasındaydı. O yüzden o dönemin videolarını çok fazlasıyla da yazdığımızda bulamıyoruz. Yani iki tane ya da üç tane sizin dönemizle ilgili video bulabildik sadece. E, halkın yoğun bir ilgisi vardı size ciddi anlamda. Yani Belediye geldiler mi görebiliyorlardı. En fazla yani ki bu da gayet oldu yarım saat bir saat beklerlerdi içeride birileri vardı. E, elinizden geldiğinde çözmeye çalışıyordunuz. Peki şu anda gözlemlediğiniz belediye ki sizin eski siyasi arkadaşınız şu andaki mevcut belediye başkanı Ömer Bey. Eski, eski meclis üyemiz. Eski meclis üyemiz. E, şu andaki durumu nasıl gözlemliyorsunuz mesela? Şimdi bir kere Ömer Bey'in en önemli şansı Özer Bey'den sonra belediye başkanı olması. Ve Ömer Bey bunu çok iyi değerlendiriyor. Gerek ilişkileriyle, gerek sokağa çıkmasıyla, gerekse ilgilenmeye çalışmasıyla. Ama sonuç itibariyle Ömer Bey'in tarzı da bizim tarzımızda taban tabana zıt. Evet. Nasıl ki Özer Bey'in tarzı, tavrı bizde taban tabana zıtsa, Ömer Bey'in de aynı şekilde. Ömer Bey'in evet. kendine göre bir bakış açısı var, değerlendirmesi var, ilişki mantalitesi var. O çerçeveden yürüyor. Ömer, Özer Bey'e göre daha mı başarılı? Evet. Özer Bey'e göre çok daha başarılı. Ama biz kendimize dönüp baktığımızda bize göre değil. Evet. Çünkü insan ayrımını gözlemliyorum Özer Bey'in, Ömer Bey'in ilişkilerinde. insan ayrımını göz, gözlemliyorum o siyasette doğru bir şey değil. Yani bütün unsurlara, bütün kişilere, bütün kesimlere aynı çerçeveden bakabilmelisin, el uzatabilmelisin. Çünkü siyasetçi sadece oy aldığı insanlara hizmet etmek durumunda değildir. Bu şehirde yaşayan herkese, doğum yeri neresi olursa olsun, dünya görüşü ne olursa olsun, belediyenin imkan ve yetkileriyle gereğini yapması lazım ama öncelikle sevgisini göstermesi lazım. Saygısını göstermesi lazım, ilgisini göstermesi lazım. Evet. Ömer Bey dünle mukayese ettiğimizde bugün daha başarılı. Yani şöyle demin söylediğinizde mesela e, esas Özer Bey ile de Ömer Bey arasındaki e, Özer Bey'in bana göre bir artısı çünkü ben her dönem ki çoğu insan bilmez ben sizle muhalefet yapıyordum esasında. Yani sizde çalıştığım dönemde bile muhalefet yapıyorduk. Özer Bey'in tek artısı kindarlık gütmüyordu. Yani ben bir yani gazeteci bu sözü olarak... sözünüze hiç katılmıyor. Hayır, basın anlamında söylüyorum. Yaşamış birisi olarak yani bu sözünüze hiç katılmıyor. <laughs> eyvallah, eyvallah başkanım. Ee, biz o kadar eleştirirdik ama sokakta gördüğümüzde Kuşadası konuları ilgili çatır çatır bazen münakaşa da etsek muhatap olabiliyorduk. Ama şu andaki mevcut belediye başkanı da, kendinden olmayan kişiye vatandaş içinde bunu söylüyorum. Ee, ya yani insanlara telefon dahi açıyor. Ya sen nasıl bunu desteklemişsin diyen bir belediye başkanımız var şu anda. Ya da kendinden olmayan basın kuruluşlarını hiçbir şekilde ne basın toplantılara çağırıyor ne muhatap alıyor. Onları yok, hatta şu kelimeyi şey, onları yok hükmünde sayıyorum. Diyor ki toplasanız zaten Kuşadası'da bir üç tane muhalefet yapan basın mensubu var. Ama hiçbir şekilde e, bilgilendirme yapılmıyoruz. Ki birçok kez canlı yayınlarımıza da söyledik, buyurun gelin dedik, biz hep davet ettik. Ama Özel bey de o yok En azından sokakta ee, bu konuları konuşabiliyorduk. Siz de zaten normalde size sizin döneminizde e, ki basın mensupları size muhalif olanlarla da siz de yeri geldiğinde sokakta konuşuyor. Hatta tartışabiliyordunuz da. Bu da gayet doğal. Bir siyasetçi bir basın mensubunun tartışması en doğal şey. Elbette. Evet. Ee, vatandaşlara birebir baskı uygulamasına ne diyorsunuz mevcut belediye başkanı? Biraz önce ifade etmiştim. Yani Ömer Bey'in tarzı ve tavrı kendine az bir tarzı tavrı var. Benle taban tabana zıt. Yani ben öyle şey yapmam. O nedenle doğru bulmuyorum ama bu sonuçta kişisel kararıdır. Şehrin belediye başkanıdır. Kendisi bilir. Şehre eminimizdir evet. diyoruz biz de zaten. Başkan gelelim Kuşadası sorularına yavaş yavaş. Bir tek yönümüzde pandeminin birinci döneminde apar topar bir tek yöne giriş yapıldı Kuşadası'nda. Doğru ya da yanlış bir şekilde tek yöne girdik. Ama pandeminin ikinci döneminde de sanki onu bir önceki belediye başkanı yapmış gibi mevcut belediye başkanı yapılanları bozmuyor. Şu anda sadece belediyenin önünden gelip inönü bulunduğunda sahile çıkan bölüm sadece tek yön kaldı. Birçok yerden vazgeçti. Bunu nasıl yorumlayacaksınız? Ki ilk etapta söylenen rakamlar tabii bu evrakları çok fazla bulamıyoruz ama bir trilyon lirayı biraz geçkin vaziyette bir para harcanmıştı. İlk tek yöne geçişti ki şu andaki harcanan parayı hiç bilmiyoruz. Şimdi Erol Bey daha önce yaptığımız röportajda da bu konuya değinmiştik. Evet. Tek yön uygulamasına. Şimdi tek yön uygulaması bizim dönemimizde bir çalışma oldu ve biz bu çalışmayı daha önce uygulayan Bodrum Belediye Başkanıyla kulaklar çınlasın Mehmet Kocadon'la görüşerek başlamıştık ve İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi'ne İzmir'deki bir firma Kuşadası'nda çalışma yaptı. O çalışma rapor olarak Kuşadası Belediyesi'ne geldi ve şu anda Kuşadası Belediyesi'nin arşivlerinde var. O raporun son bölümlerinde şöyle deniyordu. Yani evet Kuşadası'nda tek yön uygulanmasına ihtiyaç var. Ancak gerekli altyapılar bitmeden buna geçilmemesi lazım. Birinci mesele otopark sorunuydu. Bugün de Kuşadası'nın en önemli sorunların bir tanesi Otoparktır. Yani şehre iniyorsunuz mesai evet. saatlerinde aracınızı park edebilecek yer bulamıyorsunuz. yani Bir Kuşadası'nda öncelikle otopark sorununun giderilmesi lazım. İvedilikle. Ve bu sorunlar giderildikten sonra tek yön uygulaması etap etap başlatılması gerekirdi. Ama maalesef arkadaşlar halk tabiriyle paldır güldür girdiler. Daha sonra da paldır güldür çıktılar. Peki Değişir mi sizce ya da değişmeli mi kalan tek yönde? Şimdi bunlar artık bir kere bu tip işler ne olursa olsun bilimsel bir dayanağı olması lazım. Yani oradaki esnaf, taksiciler, minibüsçüler, toptancılar, ambulanslar yani sağlık ekibi bunların o zamandaki zaman kaybını önlemek lazım. Yani örneğin ben... Tekyen uygulaması geçtiğinde hastaneden bilgi aldım. Ambulansların 8 ile 10 dakika daha geç ulaştığı. Evet, yani şimdi bir saniyenin çok önemli olduğu, insan yaşamında çok önemli olduğu bir süreçte bunu 8 ve 10 dakika uzatıyorsanız uzatamazsınız yani. Uzatıyorsunuz kısmı yok. Uzatmamalısınız mümkünse. Bunu ben daha nasıl kısaltabilirim? Çünkü belediyenin ana görevi insanlarımızı daha rahatlatabilmek, yaşamını kolaylaştırabilmek. Şimdi tek Tekyen uygulaması için uygulanmaya sokuldu. Trafik rahatlatılması için. Evet. Ne trafik rahatladı ne vatandaş rahatladı. Demek ki orada bir sıkıntı var. Bir yanlış var. Yanlışta ısrarcı olmak daha büyük yanlış. Ha geç de olsa bazı şeyleri düzenlemeye başladılar ama benim tavsiyem bu tip önemli kararları hızlı alınmaması özellikle bilimsel ve ilgili gruplarla, kişilerle, derneklerle istişareler sonucunda olması lazım. Yoksa yapbozla ne oluyor? Şehir insanı kaybediyor. Ve yine insan kaybediyor. Cebinden verdiği vergiler boşa harcanıyor. Ne diyorsunuz biraz önce? 1 bir trilyon gibi bir rakam. Bunlar ciddi rakamlar. Yani ve üstelik bütçesi çok rahat olmayan bir belediye bir kuruşun bile hesabını yapmak durumundadır. Evet. Ya bütçe demişken başka mesela ee... Bazı, Kuşadası Belediyesi'nin belli bir borcu, ta eski dönemden beri gelen bir bel belli bir borç devam ed ediyor. yani işte Fuat Bey döneminden, sizin dönemden, Özel Bey döneminden ve şu anda da. Ee, bizim en azından en, kendi şahsı adıma söyleyeyim. Bu kadar borç varken, bu kadar savurganlığın parası nereden buldun mesela belediye? Çok ciddi vaziyette bir savurganlık parası var ortada. Demin az önce işte tek yöndeki olduğu gibi ya da şu anda Kuşadası'nın ana arterleri Sağlık Caddesi, Kahramanlar falan yapılıyor. Ama örnek e, Sağlık Caddesi e, 6 kere kazıldı. Yani bitti deniyor, beton atacağız deniyor bir daha kazılıyor, bir daha kazılıyor ve bunlar her seferinde para ki e, oranın ihalesi yapılmıştı evet. şimdi ek bir ihale daha yapıldı 21B üzerinden yapıyorlar. Ee, bu paralar nereden geliyordur sizce? Büyükşehir buralara e, para yatırıyor mudur? Şimdi Büyükşehir'in bütçesini bir incelemek lazım. Yani Kuşadası Aydın'ın en güçlü ilçelerinden biri. Bütçesi en yüksek olan ilçelerden biri. Bir, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin kasasına Kuşadası Belediyesi'nden ne kadar miktar gidiyor? Çünkü evet. dün bizim aldığımız Kuşadası Belediyesi'ne giren kazançlar girdiler belirli ve önemli bir miktar artık aydın Büyükşehir'e gidiyor. Yani yanlış hatırlamıyorsam bu %60'larda falan olması lazım. Yani. Ki siz e, sizin dönemde Büyükşehir'e bağlı değildik. Değildik. E, yani altyapıyı ki en son hatırladığım zaten bu çevre yolundan mezarlık tarafına gelen oradaki borular falan evet. her şey değişmişti. E, onlar hep Kuşalıs Belediyesi'nin cebinden evet. çıkıyordu. Doğru. 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 Ama Özer Bey ile birlikte Büyükşehir yasası devreye girdi. Bu ikinci dönem yani büyükşehir temizlikten altyapıya kadar itfaiyeye kadar belirli şeylerde büyükşehire bağlıyız. Ve onun da parası doğal olarak Kuşadası'ndan büyükşehire gidiyor. Yani örnek olarak Kuşadası Belediyesi'nden büyükşehir 100 milyon alıp Kuşadası'na 150 milyon harcıyorsa teşekkür ederiz. Ama tabii. Ki. Ama 100 milyon alıp 60 milyon harcıyorsa, 50 milyon harcıyorsa o soruyu sormak lazım. Ve nerelere harcanıyor? Evet. Burada ilçe belediyesiyle büyük şehrin uyum içerisinde şehrin ana sorunlarını planlayarak gitmeleri lazım. Tam onu soracak. Plan sizce plan var mı eski bir belediye başkanı olarak da? Şimdi, yani vatandaşın birçoğu bunu şöyle Plansız programsız yapılıyor bunlar sanki. Öyle bir algı oluştu. Şimdi Özer Bey döneminde Özer Bey'in kısa zamanda ilişkilerinin, büyükşehirli ilişkilerinin noktalanmasından dolayı o süreçte herhangi bir şey göremedik. Evet. Bu süreçte altyapı çalışmalarını gözlemliyoruz olan. Hı hı. Yani gözlemle, gözlemleyebildiğimiz onlar. Onun dışında... Şu anda da gözlemliyoruz zaten. Ee, evet. da sizin evinizin önüne asmışlar. <laughs> <laughs> Arkadaşlar teşekkür ediyor diye. Yani evet. pankart para söylediniz mi başkanım? Bu arada. <laughs> bize, bize sormadılar. <laughs> Bu arada buradaki çalışma da normalde 15 gün 3 haftalık diye girmişlerdi. Ama şu anda İki ayı buldu galiba. Buldu çalışma. buldu buldu. buldu. Ki bir Yağmur suyu ya. giderleri diye biliyoruz ama Hı? iş uzadığı genişlediği çapı nerelere varıyor bilemiyorum. 21B sağ olsun diyelim. Başkanım sizin dönemde de mesela e, dedi ki o dönem sosyal medya daha emekleme aşamasındaydı. Şu andaki gibi koşturma aşamasında değildi. Yapılan e, birçok hizmetiniz vardı. Yani şu anda mesela ııı e, tabi oradaki pankarttan e, bahsedelim. Ben hiç o dönemde sizin yaptığınız bir yere kalkıp belediyenin parasıyla pankart yaptırdığınızı hatırlamıyorum. Yani biz burayı yapıyoruz. Esat Altın Günü, e, Esat Altın Günü e teşekkür etsin mantığı yoktu. Şimdi şu andaki ya Özlem Çarçoğlu'na vatandaş teşekkür ediyor ya da Ömer Güne diye bol miktarda belediye tarafından pankartlar yaptırılıyor. Siz o dönemde hatırladım dedi e, altyapı belediye Birçok yerin altyapısını yenilediniz. Türkmen Mahallesi'nin ki şu anda bazı yerler tamamlandı zaten. Hı hı. Oradan e, yenileme yaptınız. Cumhuriyet Mahallesi bazı bölümlere ki el verdiği yani zaman el ve bütçe el i̇mkanlarımız verdiği imkanlarımız de, evet, evet. yaptınız. Onun dışında Kuşadası'na şu anda mevcut belediye başkanı ben her yere heykel koyacağım deyip ki bir heykeli 15 bin lira para veriyordu. Ama o dönemde Birçok e, heykeli siz diktiniz. Ama o heykeller kaldırıldı. Bunun için ne diyeceksiniz? Yani benim şöyle bir yorum var. Önceki belediye başkanlarının yapmış olduğu her şey yok ediliyor. Yerine yenileri yapılıyor. Bu doğru bir mantık mıdır? Ya, i̇fade ettim ya. E, Örnek Poseidon heykeli. Ki bana göre görsel olarak çok güzel bir heykel Kesinlikle. Havuzu yani, bir de. Poseidon'un buraya koymamızın nedeni Kuşadası'nın 8 bin yıllık bir tarihi var. Evet. Biz tarihi bir kentiz. Yani tamam turistli bir kentiz ama aynı zamanda 8 bin yıl geçmişi olan bir tarihimiz var. Yani Kadıkalesi kazılarından neler çıkıyor? Evet. Nerelere ulaşılıyor? Ve onu koymamızın nedeni o 8 bin yıllık tarihimize sahip çıkabilmekti. Efendim o Yunanlıdır, Rumdur bunlar bunlar bizim o bakış açımızın dışında olacaktır. Yani biz tarihe hangi millete ait gözüyle bakmamıza gerek yok. Bu şehrin PR'ını yükseltebilmeliyiz. Şehrin kazancını yükseltebilmeliyiz. Şehrin değerini yükseltebilmeliyiz ve o heykele Kuşadası Belediyesi'nin cebinden 1 lira bile çıkmamıştı. Hı hı. Bir iş adamı dostumuzun katkısıyla o heykel gelmişti ve bence güzel bir heykeldi. Evet. Dün yaptıklarımızı kaldırıyorlar. Tarzlarıdır, tavırlarıdır. Ben fazla bir şey söylemek istemiyorum. Sonuçta bunun yorumlamasını, değerlendirmesini en iyi sade vatandaşımız yapar. Çünkü Kuşadası insanlarında evet, partizanlık belirli bir oranda vardır ama genel çerçevede daha sağduyulu bakış açısı hakimdir insanlarımızda. O nedenle sade vatandaşımız bunları gayet iyi değerlendiriyor, yorumluyor. Şimdi birkaç da sorulara dönmek istiyorum mesela Bülent Bey demiş ki Esat Başkan Limaş Ofer projesine karşı çıkan tek başkandır. Demiş. Limaş? Ee, Ofer projelerine karşı çıkan tek başkandır demiş. Doğru mudur başkan? Doğrudur. Hizmet etmek, partili partisi tüm yaşayanlara varlık göstermek çok imar açıldı. Birini eski ve yeni durumları kontrol etmek gerekiyor. İmar çok hala devam ediyor mu başkanım? Şimdi Erol Bey, Kuşadası'nın 25 binliği yapıldığında bu 25 binlik ne benim dönemimde yapıldı ne de Fuat Bey'in döneminde daha önce yapıldı. O 25 binlik plana göre Kuşadası'nın nüfusu 360 bine göre planlandı. Davutlar 80 bin, Güzel Çamlı'da 60 bin. Şimdi bu çerçeveye doğru gidiyor. Biraz önce ifade etmiştim ya Kuşadası'nın 50 yıl sonrasını planlayabilmeliyiz. Evet bu şehirde yaşayanlar da bu şehire gelip ticaretini ve yaşantısını bu şehirde yapan herkesin ortak bir kanaatı var. Kuşadası betonlaşıyor. Bunlar yüksek sesle ifade ediliyor ama uygulama noktasında işbirliği, güç birliği oluşturulamıyor. Yani biz benim AK Parti'ye gidişimdeki en önemli nedenlerden biri iktidarın gücüyle Kuşadası'nın 50 yıl sonra biz nasıl bir Kuşadası arzı ediyoruz? Bunu ilgili bütün platformlarla değerlendirip mantıklı bir şekilde yerleştirip onu uygulamaktı. Şimdi düşünün Kuşadası Belediyesi kaç yılında ve otopark sorunumuz var ya olacak iş değil. Arıtma tesisinin temeli yer teslimi benim dönemimde oldu. 2010 2013'ün son aylarında yani ve arıtma tesisi tam anlamıyla bitti mi bilemiyorum ama devreye girildi de aşağı yukarı bir yıl bir buçuk yıl oluyor yani şimdi Kuşadası gibi Türkiye'nin ilk turizm kenti arıtma tesisini bilmem kaç yıl sonra devreye sokabiliyor yani üç kademenin de evet, bir kademesi çalışıyor şu anda evet yani bu şehrin bu tip sorunları giderilmiş olması lazım altyapı problemi kesinlikle kalmaması lazım ama bunu güçlü olarak yapmak lazım bilimsel olarak yapmak lazım işin uzmanlarıyla yapmak lazım. Ama maalesef Kuşadası'ndaki yerel siyaset kavgaları Kuşadası'nın bu konuda yol almasının en büyük engeli. Rahmetli Lütfü abi ile Engin abi arasındaki çekişmeler. Daha sonra Fuat Bey, Engin Bey çekişmeleri. Bizim kimseyle bir çekişmemiz olmadı. Biz hasım görmedik Tam insanları. Onu ha, Fuat Bey ki evet, siz de gayet diyalog yani halinde belediyeyken hemen teslimatını Evet yaptı. Evet, Biz hiç kimseyi yaptı. hasım olarak görmedik. Bizi hasım olarak görenler vardı. Sonuçta zaten bugünkü tablonun mimarı da onlardır. Bizi hasım olarak görenlerdir. Ve bu kavgalar Kuşadası'nın hizmet anlamında yürümesini engelledi. Markalaşma anlamında yürümesini engelledi. Ama bunlara nokta konulabilir. Bu şehir 50 yıl sonra biz torunlarımıza nasıl bir kuşadası bırakmalıyız? Bunu biz yüksek sesle konuşmalıyız, tartışmalıyız, netleşmeliyiz ve ondan sonra el birliğiyle birlikte yürüyebilmeliyiz ki bu şehir gerçekten daha yaşanılır bir yer olsun. Ben her zaman ifade ediyorum. Bizler Tanrı'nın şanslı kullarıyız. Kuşadası bir yerde doğmuşuz, burada yaşıyoruz. iklimi muazzam, ilişkiler gayet iyi ama bir türlü değerini ve kıymetini bilemiyoruz. ...değer ve kıymetini bilecek ve yükseltecek... ...bir bakış açısıyla yürümek lazım. Hala Kuşadası'na borcunuz var mı başkanım? Ya ben... ...bir, ben siyaseti seviyorum. İki, ben insanları seviyorum. Politikayı seviyorum. Yani... M, ...laf olsun diye siyaset yapmıyorum. Birilerinden intikam alma hesabıyla... ...kitabıyla siyaset yapmıyorum. Mümkün mertebe hizmet anlamında... ...insanımızı mutlu edebilme anlamında... ...yapıyorum. Yani Çanakkale şimdi... Süreyince borcunuz var mı diye Çanakkale'ye 12 bin kişiyi götürmüştük. Hatırlıyorsunuz. Evet. evet. Hiç unutmam otobüslerden birine girdim. İnsanlarımızı uğurlamak için aşağı yukarı 70 yaşlarında bir teyze geldi boynuma sarıldı. Evladım dedi teşekkür ediyorum. Ben hayatımda ilk defa dedi Kuşadası dışına çıkıyorum. Şimdi bu cümlenin Değil ağırlığına bak. Tabii. Ne olacak yani? 70 yaşında bir teyzemiz ilk defa hayatında şehir dışına geziye gidebiliyor muazzam bir mutluluk içerisinde. Yani bana göre en önemli şeylerden biri budur. Evet. O anlamda borç mu? Evet. <gülüyor> <gülüyor> o anlamda borç. Başka bir sizin dönemde e, İbrahim Akı Sanat Kadirisi doğru değil mi? Sizin Hı -hı. dönemde yapıldı. O Fuat gün... Bey ile başladı, başladı. Biz bitirdik. Bitirdiniz. Evet. E, İşleme soktunuz. Ki o günden herhalde o da e, daha sonrasında belediye gazi beğendi tesisleri. Sizin dönemde yapıldı. Özer Bey döneminde yapılan bir tesis benim bildiğim yoktu galiba yanlış mı hatırlıyorum? bir tesis. Özer Bey döneminde nedir? Kapalı pazar yerinin projesi ihalesi bizim dönemimizde oldu. Onlar o ihaleyi iptal etmek için uzun bir çaba gösterdiler, edemediler ve kapalı pazar yeri inşaatı tabi o yap işlet devretti evet. belediyenin herhangi bir şeyi değil. Aynen. Yani Özer Beyler onu iptal etmek istediler yoktu, Ama evet edemedikleri için o dönemde oldu ama dediğim gibi belediyeden herhangi bir şey gitme doğruya. Evet. Bizim dönemimizde basitleri Gazi beğendidir, çay bahçeleridir. Evet. Şimdi Güvercinada'nın restorasyonudur. sur kemerlerinin ona, ona da şu anda Ömer Bey sahip çıktı bizim dönemde yapıldı diye <laughs> Güvercinada'ya. Öyle bir durum yani. var. Şimdi işte insanları dileceğim başkanım. En evet. önemlisi arıtma tesisi. Aynen. Kapalı pazar yeri. Nazilli Pazarı. Daha şu an aklıma gelmiyor. <laughs> Şimdi yani o dönemden beri Kuşadası'na Özer Bey dönemi ya da sizin pardon Ömer Bey'in dönemi itibariyle hani şu tabir çivi çakılmıyor. Yani belediye bir tesisi yapılmadı. Belediye'nin bir hiçbir şey şu anda yok. Ki kaldı ki Ömer Bey'in seçim kampanyası da hemen ilk yapacağım iş belediye binasını oradan taşıp meydan yapmak denmiş ki şu anda zaten esamisi hiç okunmuyor onun işte otogar, o, bu falan. Yani vaat edilen hiçbir şey yapılmadı. Peki e, en ivedi, en acil Kuşadası'na yapılması gerekenler sizce nedir? Ne eksiklerimiz var bizim? Evet oğlum, yani bizim... siz diyelim ki bu pazar bir seçim oldu ve siz belediye başkanı olursunuz. İlk ne yaparsınız? Peki Ömer Bey de fikir proje çalacaktır ama bu soruyu da sorduk. Şimdi otopark meselesi. Yani şimdi meydan. Meydan düşüncesi bizim düşüncemizdi. Hiç unutmam. Kulaklar çınlasın. Turizm Bakanı El -Turul Günay Bey Güvercin Adanın restorasyonu ile ilgili bu bölgeye geldiğinde birlikte önce Güvercin Adayı ziyaret etmiştik. Orada tespitleri olmuştu. Daha sonra da belediyemizi ziyaret etmişti. Belediyemizi ziyaret ettiğinde ben Sayın Bakanımızdan efendim bir iki dakika ayağa kalkabilir misiniz diye bir ricada bulunmuştum. Bakanımız kalktı. Kız Meslek Lisesi, Cekabe Okulu, belediyenin binası o bölgeleri göstererek efendim dedim, Biz önümüzdeki süreçte burada bir meydan yaratmak istiyoruz. Şehir meydanı. Bu belediyenin binaları bize ait. Dedim Cekabe İlkokulu da valilik kanalıyla çözülebilinir. Ancak liselerle ilgili bakanlıktan onaya gerek var. Yani bunları başka bir yere taşıyıp burada ciddi bir meydan oluşturmak, bir miktar iş yeri, çünkü iş yerleri vardı orada. Altta da otopark. Başkanım dedi, bakanlık meselesinde o aşamalara geldiğinizde biz yardımcı olmaya çalışırız dedi. Bana göre orada, evet belediyede dahil, Cakabey Okulu'da dahil, şimdi kız sanat yıkılıyor örneğin o bölgeler, diğerleri komple orada bir meydan oluşturmak. Diye fırsat Alt, kaçıyor şu anda. Evet. Altta otoparkları yapmak. Yani Nereden gelirse gelsin orada binlerce araç otopark oluşur. Çünkü ciddi bir alan. Ve üstelik şehrin göbeğinde harika bir meydan oluşur. Bir miktar iş yerleriyle. Değişim başlar. Yani evet. Bu şehrin ciddi bir değişime yavaş yavaş başlaması lazım. Yani 50 yıllık planlamalıyız dememin ana nedeni o. Yani dönüyoruz dönemsel işler yapıyoruz. Ve işin acısı birimizin yaptığını diğeri gelip beğenmiyor, bozuyor. Bu sefer aynı eksende dönüyoruz. Belediyede belediye devamlılık esastır. Evet. Her genelde bunu söyler ama ki şu anda da görüyoruz ki yani demin de bunu söyledik. Önceki belediye başkanının yapmış olduğu her şey şu anda yıkılıyor. Komple. Kesinlikle. Yani şimdi balıkçılar meydanında düzenleme yapabilirsin. Balıkçıları simge eden simgeleyen o heykeli kaldırmanın mantığı nedir? Yani havuz büyükse havuzu kaldırabilirsin. O heykel orada kalabilir. Ama nedir burada? Başka bir şey. Yani bir şeyleri silelim. Kendi takdirlerdir. Bir şey diyemeyiz. Şimdi başkan, e, demin sizin dönemde yapılanlardan sonra bir şey yapalım derken sizin döneminizden sonra sizin döneminizde birçok e, marka kuşadası'na geldi. Otellerde dair olmak üzere. O günden beri de daha yeni ekstra bir marka henüz daha kuşadası. Maalesef. E, göremedi. O dönemde çok güzel bir atak yapmışsınız bu konuyla ilgili ki e, hatta hatırlıyorum her gelen yatırımcıya kırmızı halıyı ben sererim demiştiniz. Solcu arkadaşlarımla eleştiri almıştım. <laughs> <laughs> ki kaldı ki neredeyse harbiden de seriyordunuz da zaten. Evet. E, işte Soğan Oteller grubu geldi. Hilton geldi. E, Marina'ya çok ama güzel e, aynen onlar tamam. geldi. E, peki İhtiyaç var mı hala bu tür markalar kuş arasında? Sonuçta şu var. Biz bir turizm kentiyiz ve rakiplerimiz var. Bodrum bizim ciddi bir rakibimiz. Tabii. Marmaris ciddi rakibimiz. Çeşme ciddi rakibimiz. Ve rekabeti sürdürebilmemiz için veya rekabette güçlü olabilmemiz için bizim burada güçlü olmamız lazım. Yani avantajlarımızı çoğaltmamız lazım. Evet. O nedenle evet Kuşadası turizm kenti olduğuna göre biz turizm kentiyiz. Yani bizde sanayi yok. Tarımımız maalesef belirli noktada var ama arzu edilen çerçevede değil. E, balıkçılığımız had safhada değil. Biz turizm anlamında gelişmeliyiz. Yani Kuşadası'nda iki tane önemli sektör var. Biri turizm, biri inşaat. Turizm bizim ana yüzümüz. İnşaatı da yasal çerçeveler içerisinde ve bu şehri geliştirecek niteliklerde yapılır. Yani şimdi artık şimdiki binalar dünkülerine göre çok daha sağlıklı. Evet. Çok daha iyi gidiyor. Çünkü yasalar ona göre değişti. Bir de belediyenin bakış açısı belirli noktalara oturursa özellikle yani dediğim gibi Kuşadası'nın 50 yıl sonrası biz Ege Mahallesi nasıl olması lazım? Hangi mahalleleri ilave olabilir? Gelişme nerede olur? Ne şekilde olması lazım? Örneğin okullar bence şehir içindeki okullar bir yerde toplanmalıdır. Demin az önce onu evet. söyledim. Fırsat şu anda kaçıyor. Tabii. Yani bir yerde toplanmalıdır ve orada olmalıdır artık. Yani geniş bir alan sonuçta bu şehir beldelerimizle beraber zaman içerisinde 500 binleri geçecek. Kaldı ki bu sene ne oldu? Bir haber vardı işte. Yazlıkçılarla beraber 422 bin nüfus var diye evet, haber var. çıktı. Yani evet. şimdi bu demek ki süreç içerisinde biz milyonları aşacağız. Aynen. Milyonları aşacaksak biz altyapımızı ona göre planlayarak yapmak zorundayız. Yani şimdi büyük şehrin evet buralarda hakim. Ama büyük şehrin altyapının dışında bu konularda ciddi bir hamlesini veya projesini duymadık. Görmedik bilmiyorum. Yok. Yani bize Maalesef yok. yani şimdi Kuşadası Aydın'ın en önemli ilçelerinden biri ve gelişecek Aydın'ın ana vitrini. Kuşadası 1, Didim 2, Nazilli 3 böyle gidiyoruz yani şimdi. Evet. Bunları sen süslemen lazım, güzelleştirmen lazım. Marka değerini çoğaltman lazım. Yani bizim bakış açımızda Kuşadası'nın marka değerini yükseltmek vardı. Başkanım yine bir yorum soru bir iki tane onlardan okuyayım. Bir iki sorumuz bizim de var. Evet. Bu arada Hakan Açıköz yazmış. Erol abi Esat Başkan zamanında engellemeler de vardı. Kuşadası tarihin en çok denetimlerinin olduğu dönem olarak akıllarda kalmıştı. Hatırlarsanız her ay müfettişler geliyordu FETÖ bir taraftan yakın kurmayları bir taraftan baskılar kuruyorlardı. O dönemde de böyle bir süreç vardı değil mi başkanım? Kesinlikle yani şimdi... Yani FETÖ çok uğraştı <laughs> o dönemde o dönemde sadece Kuşadası Belediyesi değil, muhalefet birçok belediyeye operasyonlar yapıldı. Ama biz Kuşadası olduğumuz için evet. önemli bir yerdik. O dönemde benden okulla ilgili izin talep edildi ilk kere. İlkisinde de biz nezaket içerisinde kusura bakmayın bu konuda yardımcı olamayızı söyledik. Ve o söylemelerden sonra evet Hakan arkadaşımızın da bahsettiği gibi Feto bizi 24 saat dinledi. Yani, evimde bile dinlendiğimi biliyorum. Beyaz Mülüsleri tabii, tabii tabii evimde bile dinlendiğimi biliyorum. Allah çok şükür. Bir yanlışımız yoktu, bir sıkıntımız yoktu. O işlerde tabiri caizse olsaydı paket denir ya. Kesinlikle. Abi. Paket denerdiniz, doğru mu? Kesin Gece evimden alırlardı beni. Gece evimden alırlardı. Ama şanssız bir döneme denk geldik. Yani hem içeriden hem dışarıdan saldırılarla bizi ima ettiler. İşin <laughs> özeti o. o. konuya da geleceğim başkanım da. O konuya da geleceğim. İşin <laughs> özeti o. Şimdi şeyi söyleyeyim. Şimdi şey Burak Mert meydan projesinde samimi olsaydı şu anki yıkılan endüstri meslek lisesini başka yere taşıma talebinde bulunurdu. Şunu söyleyeceğim başkanım. İktidarın ee, iktidarın gücünü mevcut belediye başkanı da kullanmak istiyor esası ya da gözü kendi öyle söylemlerini o şekilde yapıyor. Mevcut iktidarın Kuşadası temsilcisi Mustafa Gökçe de her talebe olumlu yanıt veriyor. Evet. Bildiğimiz kadarıyla fotoğraflardan da görüyoruz tabii, tabii, zaten. Tabii, tabii. Ama, olumlu bir yaklaşım var Evet. Sayın Mustafa'nın. E, Turizm Bakanı'ndan randevu istendi. Randevu alındı. Yani AK Parti'ye belediye başkanı ne zaman talepte bulsa yerine getiriyorlar. Mars Projesi diye bir projeyle gidildi. Ki aldığımız bilgi daha ya da Turizm Bakanı tarafından da onaylanmayan bir proje olarak çıktı. Yani Burak Nart'ın yazdığı gibi bu okulların oradan kaldırılmasında samimi olsaydı, Çevre Şehircilik Bakanı'ndan randevuyu talep etseydi ki kaldı ki AK Parti bunu sağlardı. Evet. E, şu anda da fırsat kaçıyor. Orada çok güzel bir fırsat yakalanır ve de Kuşadası'na yakışan bir meydan çıkardı. Buna kesinlikle, katılıyor musunuz? Kesinlikle, kesinlikle katılıyorum. Yani baş yani şimdi... Projesi yerine böyle bir projeyle <laughs> gitselerdi. Bakış açısı yani şimdi. seçim öncesi söylenenlerle seçimden sonra yapılanlar arasında uyum yoksa samimiyet de yok demektir. Burada şimdi kendi dönemimden hatırlıyorum ben. AK Parti o süreçte bize herhangi bir konuda engel çıkarmadı. Yani şimdi arıtma tesisi o zaman Türkiye'de İller Bankası 10 belediyeye altyapı kredisi vermişti. CAYKA kredisi. Hı hı. 10 belediyeden bir tanesi de Kuşadalı CHP'li belediye. Yani şimdi aman siz iş yapacaksanız biz elimizin tersiyle iteriz. Ben hiç karşılaşmadım. Güvercinada'nın restorasyonu. Kültür Bakanımız AK Partiliydi. Geldi gereğini yaptı. Makamımızda ağırladık. Yani Hepsine teşekkür ediyorum. Dönemin İller Bankası arıtma tesisi gibi çok önemli bir meselede yardımcı olduğu gereğini yaptılar. Şimdi belediye başkanı zaten <laughs> o noktada siyasetçi gibi davranmaması lazım. Sonuç itibariyle bugün devleti yönetenler var. Devletin valisiyle, kaymakamıyla, emniyet müdürüyle herkesle şehrin menfaati açısından iyi ilişkiler içerisinde olmalısın. Bunun A tarafı, B tarafı, Z tarafı olamaz. Olmaması lazım. Evet, yani Nart arkadaşımızın Buran söylediği gibi o meydanla ilgili bence şimdi bir fırsat kaçıyor. Kaçınılmaması lazım. Kongre merkezi şimdi Allah aşkına. Kuşadası Belediyesi olarak yüzde beş hissemiz var. Ve orası devletin parasıyla, aydının parasıyla yapıldı. Atıl vaziyette duruyor. Günah değil mi canım? Evet. Yani orası devreye girdiğinde her yıl yüz bin artı girdi olacaktı. Yani orası ne diye hareketlenemiyor? Niye bunu Kuşadası Belediyesi de Devreye girerek bu mekanizmanın işletilmesi niye sağlanamıyor? Bilemiyorum. Sağlanmamıştı. Sizin önemde de orada hatırlamam bir altın güvercin mesela orada yapıldı. Çeşitli etkinlikleri ya, siz belediye olarak orada hareketlensin diye yapıyordunuz. Cumhurbaşkanımızın katılımıyla oranın açılışı oldu. Hı. Açılışı yapıldı. Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla bana göre gerçekten önemli bir tesis. Yani bu şehre sürekli artı getirecek bir tesis. Ama daha sonrası durdu. Yani altın güvercinin finalimizde diye yaptık orada. Orasının reklamı da duyulsun diye. Yani evet. Sonuç itibariyle altın güvercin yayına girdiğinde Türkiye'deki birçok televizyon onu veriyordu. Evet. Canlı aynen. olarak. Ve nerede olduğu da Efes, Kuşadası Efes Kültür Merkezi'nde, Kongre Merkezi'nde olarak ifade ediliyordu. Aşkım bu arada e, ya aşırı derecede selam söyleyen Size, bizde selamlarımızı, e, sevgilerimizi. Iletiyoruz. Baya baya yorumlar var. Bu arada e, 10 bin kişiyi de geçtik şu anda. Ondan da bahsedelim. Başkanım Başkan, eski gideceğim birazcık. Müsaade var mı? Tabii tabii rica ederim. 2004 yılıydı değil mi Başkanım? İlk adayı gösterip kazanmanız dönem. Aşağı yukarı 33 gün veya 35 gün vardı seçimlere. Hı? Adayımız sensiz denildi. Biz kaybedeceğimizi bilerek yola çıktık. O zamanki siyaset yapan arkadaşların da yorumları Esat 2000-2500 arası bir oy alırsın şeklindeydi. Biz hiç unutmam 6008 oy aldık. Tahminlerin üzerinde bir oy Yolduk. aldık. Tabii o dönemde kulakları çınlasın Nail Bey ilçe başkanımızdı. O dönemlere geleceğim de. Bir kere bile beni belediye başkanı olarak kürsüde anons etmedi. Peki Kaldı başkanım. ki parantez içinde severim Naim <laughs> Ama bunu da unutamamıştım. Eskilerden bir evet. ana diyelim. Şöyle bir şey hatırlıyorum. Benim de burada ya yavaş yavaş siyasi e, çevreye girip o haberlerle ilgili yani yanlış hatırlıyorsam düzeltin ama geçenlerde yazdım. Kimse itiraz etmedi. <laughs> 2004 yılı ya da 2005 yılında şu andaki mevcut belediye başkanımızın partiye ihanetten ihracı oldu diye bir şey biliyorum. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne ihanet etti diye disiplinli partiden ve yüz küsür kişiyle beraber. Doğru mu başkanım? Şimdi Nail Bey'in ilçe başkanı olduğu dönem Ömer Bey'in disipline sevki Nail Bey'in ilçe başkanlığında o yönetim kurulunca karar alınıyor, gönderiliyor. Daha sonra Ömer Bey benle de temasa geçti ceza almaması konusunda bizim de telkinlerimiz oldu. Daha doğrusu ihraç edilmemesi konusunda evet. telkinlerimiz oldu ve ihraç edilmedi. Öyle bir süreç yaşan doğru hatırlıyorum. Tabii, yani. tabii tabii, tabii, Peki e, başkanım şimdi izleyenler de diyordur iyi yaptın ihraç ettirmedin. <gülüyor> <gülüyor> şimdi ona geleceğim. Peki siz Ömer Bey e o dönemde sahip çıktınız ki e, bildiğim kadarıyla o dönemde e, siz dediğim gibi e, arandınız. Mehmet Bal arandı galiba o dönemde. Nail Bey de arandı. Me meslektaşı da. Yani sizlerin sayesinde kaldı. Doğru muyuz? Ondan sonra bu arkadaşı yani belediye başkanımızı diyelim. Siz bir sonraki seçimde meclisinizi aldınız. Ve huylu huyundan vazgeçmez misali birçok şeye yine muhalefet etmeye başladı. Kendi siyasetini yapmaya başladı. bundan pişman mısınız? Yok değilim. Yani sonuçta nedir? Ben 2009'da aday olduğumda Ocak ayında rahmetli il başkanımız Tunç Aytur beni anons etmişti. Ocağın ilk haftası falan. O zaman Ege Üniversitesi'nde bir kamuoyu yoklaması yaptırmıştım ben. Engin abi de DSP'nin adayı ve o kamuoyu yoklamasına göre Berberoğlu Engin abi DSP %35, Esat CHP %25'ti. Kamuoyu yoklaması. Hı hı. Yani Ocak ayında yapıyoruz. Ocak, Şubat, Mart. 3 ay sonra seçim var. Şimdi ben farklı bir siyaset izlemek zorundaydım. Farklı bir meclis yapısı yapmak zorundaydım. Yani ben 25'i 35 yapmalıydım? 35'i de 25 yapmalıydım ki seçimi alabilirim. Evet. Dönüp Bakın benim meclis sisteme Türkiye'nin her yerinden kişiler var. O dönemde de Ömer Bey yarısı, genç Konya'da, her, her kesimden vardı. vardı, her yerden, kara denizci doğaç de her yerden, her yerden, vardı. her yerden. Yani şimdi o dönemde Ömer Bey de genç İş adamları derneğindeler, genç İş adamları derneklerinde bir meclis üyesi talebi vardı. Sonuçta bu hesap işi döndük bunlardan da ne gelir bize? Şu kadar getir arkadaş dedik. Ben Sekim'den sonra Ömer Bey'in bana rakip olacağını bilerek yazdım. Yani benim için sürpriz falan değil. Bilerek yazdım. Çünkü kendine göre hedefleri vardı. Hedeflere gitmek için doğal olarak bunu yapacak. Hı hı. Ama bizim yani daha doğrusu Cumhuriyet Halk Parti'nin başına Deniz Baykal'ın başına bir kaza gelmeseydi, getirilmeseydi yani FETÖ deniyor şimdi. FETÖ'nün yaptığı en büyük operasyon. Deniz Baykal'a yapılan operasyondur. O operasyon olmasaydı Kılıçdaroğlu genel başkan değildi. Biz de yerimizde devam edecektik. Ama evet. maalesef Türkiye'nin dengeleri değişirken birçok ilçede de FETÖ dengeleri değiştirdi. Yani Ömer Bey evet bizim dönemimizde meclis üyesi oldu. Sebebi biraz önce bahsettim o 25-35'ti ve sonuçta seçimi biz aldığımızda Erol Bey %36 ile seçim aldık. Evet. Engin abi de yanlış hatırlamıyorsam. Ya yüzde yirmi üç ya yüzde yirmi beşti. Yani bizim hesap tuttu. Tuttu. Bu arada Behçet Arp da yazmış başkanım. Yani ben de öyle hatırlıyorum. Siz galiba ihraç olmadı. İhraç edip edilip sonra mahkeme kararıyla geri geldi diye hatırlıyorum. Behçet Arp da onu yazmış. Şu de. Behçet benden daha iyi hatırlar. Yani ihraç yani olmuş. Ben ben de öyle hatırlamıştım. Ee, sonra mahkeme kararıyla. O zaman Hatta yeniden... Deniz Baykal demişken Deniz Bey'in e, yanındaki e, genel merkezdeki isim. Önder Önder Saf. Hatta Önder Sav'ın da bazı Önder Bey de galiba avukattı. Doğru mu? Tabi tabi avukat. Yatırıyor. Yani avukatlık kondisyonundan bazı şeylerle mahkeme kararıyla geri döndü e, diye. Mehmet abinin de ilişkisi vardır o zaman Mehmet Balın'da. Olabilir. Aynen. Öyle öyle bir durum var. Olabilir. Yani Behçet daha meslektaş olduğu için daha iyi hatırlarım. Behçet Ert demişken e, Beşit Bey'in yeni siyaset hamlesine ne diyorsunuz? Deva Partisi. Hayırlı olsun. İlçe başkanı oldu. Büyük ihtimalle zaten devamı Belediye Başkan Adaylığı'na dönecek Hayır, gibi devada. Yani şimdi Behçet'in de hedefleri, niyetleri var. Uzun bir süredir devam ediyor. O konuda hayırlı olsun demenin dışında süreyeceğim herhangi bir şey yok. <laughs> Bu arada buraya not almışım. Bunu da söyleyelim de arkadaşlar. Abi sesimizi duyur diye yazmışlardı. Şimdi hatta demin yine geldi. Şimdi bizi izleyenler sosyal medyadan Mediha Pedük Hanımefendinin sabah saatinde yazmış olduğu iletisine baksın. Herkese açık yazmış. Medya Hanım, Medya Pedük. Ee, Erdoğan Öven, Engelliler Köyü'nün orada Damlacık sokak varmış başkanım. Bilir misiniz orada? Ee, Sizin evet. dönemde mi açıldı daha sonra mı? Ee, fotoğrafları da koymuş. İnanılmaz rezil durumda. Ee, lağım taşıyor. Koku, çocuklarımız çok bayağı da hane oturuyormuş orada. Ee, hiçbir belediye başkanı diyor bizim buraya hiçbir şey daha doğrusu 10 yıldan beri zaten olan dönem. Galiba ya yes, sizin son dönemde orası açıldı. Ama o günden bu yana da hiçbir yol, hiçbir şey yapılmamış. Perişanız sesimizi duyurur musun Erol abi diye de mesaj attılar. Yani Medya gece da yaşar gibi yaşıyorlar o zaman. Aynen o şekilde bayağı bildiğiniz binalar var ama e, fotoğrafları da merak edenler girsinler. Medyanın sayfasında oraya hizmet bekliyorlar. Artık büyükşehir mi o hizmeti götürür. Ee, Kuşadası Belediyesi mi götürür o kadarını bilmiyorum başkanım bir şey soracağım bir de ee, son e, sorularım bir vakıf kuruldu Kuşadası'nda ki mevcutta eski belediye da kurmuş oldu yani daha önceden gelen bir vakıf vardı zaten ee, ismini Annesi. de unuttum ee, Hüseyin Can vakfımız vardı burada evet. ama onun üzerine bir tane de Altın Güvercin Kültürü Vakfı kurdular Kuşadası'na durduk yere çünkü bildiğimiz kadarıyla vakıflar çok fazla irdelenmez, edilmez ee, diye söylenir. Biz onlardan biliyoruz. Çünkü Ömer Bey'in daha önceki siyasetinde vay neden böyle vakıflar kuruluyor? Her şey buradan yapılır. Denetlenme olmaz. Ama kendinin karşı çıktığı vakfı geldi. Belediye başkanı oldu kendi vakfına. Yöneticiler kimler? Başkanı Levent Bey, Levent Köylü. Atalı Ulaş yani kendi A takımı kadrosunu kurdu oraya. Altın güvercinli oradan yapıyorlar. Çeşitli kültür etkinlikleri oradan yapıyorlar. Hiç kimseye denetlenmiyorlar. Bu vakıf için ne dersiniz? Yani şart mıdır belediye böyle bir vakıf? Ya da bu vakıf belediyede ne işe yarar? Şimdi amaç kültürle ilgiliymiş. Altın güvercin ve diğer etkinleri ilgili. Ya şimdi ki sizin dönemde Can Vakfı'ndan mesela Ramazan'da özellikle çok kullanıyordunuz. Tabi tabii, tabii doğru. Yani doğru, bağışları doğru. alıyordunuz, yardıma ihtiyaç duyan kişilere o bağışları aktarıyordunuz. İftarlar falan oradan oluyor hep. Evet. Şimdi niyete bağlı bu işler. Yani dönüp aa siz yaptınız kesinlikle negatiftir demek de yanlış. Hı hı. Ya çok doğru olmuş demek de yanlış. Yani süreç içerisinde çalışmalarını görmek lazım. Evet. Çalışmalar gayet olumlu gidiyorsa, hesap kitapta da negatif bir şeyler yoksa güzel. Ama hesap kitapta bir şeyler varsa çıkar zaten. Hiçbir şey gizli saklı kalmaz. Başkan bu kadar altyapı yapılıyor deniyor. Gözüken o. Sağ sola işte tabelalar, pankartlar asıyor. Onu yapıyoruz, bunu yapıyoruz diyorlar ama her yağmurda maalesef Kuşadası fena hale Ki en son geçtiğimiz hafta içi şehrin merkezi bile e, dere yatağına dönmüş vaziyetteydi. Bunun sebebi nedir? Bunun sebebi her gelenin bu şekilde düzenli çalışamaması. Çünkü bu şehirde bu yağmurlar yağacak mı yağacak? Yani Allah kuraklık vermesin, yağsın. Çünkü evet. susuzluk da başlı başına Tabii. bir dert. Ama hep ifade ediyorum ya bu şehir 50 yıl sonra biz nasıl bir şehir istiyoruza endeksli. Yani bu şehrin altyapı sorunları Otopark sorunları, turizmle ilgili gelişimi, yeşil alanları, meydanları bunlar güçlü bir iktidar eliyle çözülür. Şimdi, Özer Bey dönemi geldi, Özlem Hanım'la ilişkisi bozuk diye 5 sene hizmet yapılmadı. Şimdi bunun izahı olabilir mi? Yani Kuşadası halkını cezalandırmak gibi bir mantık olabilir mi? Olmaması lazım. Örneğin o boş yıl boşa geçti. geçti. Altyapıyla ilgili. Yani şimdi 5 yıl o işler olmuş olsaydı belki bugün yağmurda o tip yerler su almayacaktı 5 yıl öyle geçti. Şimdi daha yeni geldiler işte. 1-2 aydır bir şeyler yapılıyor ama hangi boyuttadır bilemiyoruz. Çünkü bir gerçek var. Kuca sürekli büyüyor. Bu büyüme oranına göre yapılan altyapı hizmetleri yeterli gelmiyor. Yani büyüme oranımız bizim 10 metre ise yaptığımız hizmet 1 metre. Nasıl olacak? Öbür sene ona bir on daha ilave oluyor. Burası oluyor iki. O açıdan ciddi bir çalışmaya ihtiyaç var. Başkanım bilmediğimden bilgilenmek için soruyorum. Şimdi kapanınızın önünü belediye başkanısınız. Yaptırıyorsunuz. Telefon, elektrik, kanalizasyon, su, doğalgaz. Bunlardan biri hayır efendim ben yapmam dedi. Örnek doğalgaz. Benim planlamamda şu anda yok. Ama üç yıl sonra evet yapacağım dediğinde. Siz belediye başkanı olaraktan ona bir yaptırım yapma gücünüz var mıdır? ya Arkadaş burayı yapıyorum işte. Yap, bitir. Ya da sallıyorum tamamen. Belediyenin o doğalgaz borularını kendileri koyup daha sonra vakti zamanı geldiğinde e, o firmadan bu parayı talep edebilir mi? Yani böyle bir yetkisi var mı diye merakla soruyorum sadece. Erolcum bu ilişkilerle çözülür. Yani yasal anlamda belediyeyi zorlayacak bir şeyi göremiyorum. Yasal anlamda. Ama hı hı. diğer noktada kesinlikle belediye başkanı etkin olacak. Yani o doğalgaz firması Kuşadası'ndan para kazanmak için geliyor. Bu firma buradan para kazanmayı hedefliyorsa hı hı. belirli bir şeyleri de yapmalı. Yani varsayalım ki onun harcayacağı 100 liraysa borularla ilgili o boruları alıp burada yaptırmalı. Buna Hayır şeklen diyebilir evet. ama işin özünde diyemez belediye başkanı da döner onun çalışmasını durdurur müsaade etmez evet. o zaman ne olur bir baskı uygulanmış olur o zaman el mahkum yapar ama sen öbür tarafta kapıyı açıp yürüyün diyorsan çalışın diyorsan bu tarafta da boru istiyorsan vermez adam 3 sene sonra gireceğim ben diye. Burada o dengeyi... Kaldı ki şu andaki sizin de kapınızın önünde de ki ben de az ileride oturuyorum ki bu kadar yapılıyor güzelim. Yani yapılan şey de eyvallah. Tamam. Ama örnek doğal boruları yine konmuyor ki. Şimdi iki yıl sonra yine kazanacak. Maalesef yani ne oluyor yap boz yap boz kimden çıkıyor para? İnsanlarımızdan bizden evet, çıkıyor. Sağlık çatısı kahramanlar tabii. da keza aynı şekilde doğal gaz boruları konmuyor. Hatırlarsınız marinanın inşaatı olurken evet. orada bir yağmur suyu hattı açtırmıştık. Ocak evet. Koca koca şeyler. Evet onların tamamının maliyetini marina karşılamıştı Tamam mı? İki değişik. Tat Döndük, ricada bulunduk. Çıkarır derler. Evet. Döndüler yaptılar yani şimdi. Evet. Kaldı ki o zamanki rakamlarla kayda değer ciddi rakamlardı. Burada da yani şimdi sadece doğalgazı bizim 23 tane mahallemiz var. Bu sene buraya yapıyor ama seni öbür ne yapacak? Ondan sonra öbür ne yapacak? Burada bunu yapmıyorsan burada da iş vermiyorsun. Her sana. şey planlama değil mi başkanım? İsaade edeceksin. Etmiyorum dersin. Yapabilirler. İsteğe evet. bağlı. Seyhan Bey yazmış. Cem Evi'nin Ömer Başkan'ın sahiplenmesi konusunda ne düşünüyor? Eski e, ilk başta hemen yine belediyenin basın bürosu Cem Evi'ni biz yaptık diye bir bülten attılar. Sonra bizler hop dedik ne oluyor? Deyince bu sefer biz bitiriyoruz ruhsatlandırıyoruz sonra dedik hop ruhsatı da var oranın. Sonra işte onları bunları biz yapıyoruz'a döndü iş. Ne diyorsunuz bu konuda başkan? Şimdi bir kere öncelikle güleceğiz. <laughs> Bir yani kulakları çınlasın. Oranın yerini Engin Berberoğlu verdi. Evet. Ondan sonra Fuat Bey geldi. Gerek inşaat, gerekse ruhsat kaldı ki herhangi bir ruhsat değildi. Tabii. Cem Evi'ni ibadethane olarak evet. niteleyen bir ruhsattı. Türkiye'de de ilkti. Tabii. Türkiye'de belki dünyada da ilkti. Döndü onu verdi. Şimdi. Sonra biz geldik. Biz Cem bütün hizmetlerinin tamamını bitirmek için belediye meclisinden bir karar aldık. Ciddi rakamlar da bağlandı. Yani şu an hatırlayamıyorum ama A'dan Z'ye bütün eksikleri giderip bitirecek çerçevede hı hı. belediye meclisinden bir karar aldık. Oy birliğiyle aldık yanlış hatırlamıyorsam. Ama o kararın uygulanması ile ilgili dönemin cevemi yöneticileri sıcak bakmadı. Sıcak bakmadıkları için o işlem tam olamadı yani külliyen bitirilemedi. Ama hmm. ona rağmen yine biz orada Kuşadası Belediyesi olarak birçok işleri yaptık. Bizden sonra Özer Bey geldi. Zannediyorum o da mutlaka bir şeyler yapmıştır. soğutma bilmem o ya, işlemleri bitirmişler. O da mutlaka bir şeyler yapmıştır. Çünkü hem Haydar Bey meclis üyesiydi. Evet. Ve Özer Bey'in gelmesinde etkileri olmuştu. Mutlaka Özer Bey de oldu. Şimdi algı. Algı yaratmak, algı oluşturmak. Bunları siz bizden daha iyi biliyorsunuz. Evet. Maalesef arkadaşlarımızın o tip hamleleri var, o tip çalışmaları var. Yani şimdi diğerleri seviyorlar. Seviyorlar. Yani sonuçta Allah aşkına Cemevi düşünün şimdi Engin abi, Fuat bey, Ben, Özer böyle topladığında 20 arkadaş. Evet. Bunun en az birkaç senesi daha var. Nereden baksanız 23 yıldır Kuşadası Cemevi mevcut ve orada hizmet görüyor. Hem canlara hizmet görüyor hem gider insanlara hizmet görüyor. Yani şimdi bunu biz sıfırladık. Hoş bir Sıfırladılarsa teşekkür ederiz. Ya. Evet. Hayır bir de genel başkana açtıracaklarımız. O evet. da ilginç. Yani Başkanım güzel sohbetti. Bayağı bir saati de geçmişiz. Ee, hiç aklınızda ya Erol şundan da konuşsaydık dediğiniz aklınıza kalan bir şey var mı? Benim atladığım ya da ...sizi söylemek istediğiniz bir şey var mı başkanım? Yok Erol'cum ya. Son soruyu soracağım çünkü. Ondan önce ben size şey yapayım. <laughs> o zaman son soruya gelip. Olur. Esat gün, 2024'te. Başkan adayı mı? Milletvekili adayı mı? Yok arkadaş. Ben görevi tamamladım. Ama şu kişiyle ona destek olurum mu? Pozisyonunda. Tamam yine klasik <laughs> siyasetçileri söylediği daha zaman var diyeceksiniz ama şu günden kendinizi nasıl görüyorsunuz? şu günden şu olacaktır kullanma mümkün değil. Sohbetin başında da ifade ettim yani ben siyaseti seviyorum severek yapıyorum çünkü insanları seviyorum. İki round. Bu arada AK Parti'de hala devam Tabii Tabii tabii. tabii. O anlamda, anlamda, bilmeyenler de öğrensin diye tabii, söylüyorum. Tabii, o anlamda bir fikir değişikliğim olmaz. Yani hele hele Türkiye'nin bugünkü dediniz zaten. Heh, bugünkü tablosuna baktığımız zaman ve maalesef yani ben Mustafa Kemal Atatürk'ün kurucu genel başkan olduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğine muazzam derece saygı duyan birisiyim. Yıllarca hizmet vermişim. Yani partiyle ilgili negatif bir şeyleri ifade etmem. Ama ıı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığındaki Cumhuriyet Halk Partisi maalesef bizlerin bildiği Cumhuriyet Halk Partisi olmanın dışına çıktı. O nedenle ben Halk Parti'de siyaset yapmaktan bir rahatsızlık falan da duymuyorum. Çünkü en az 3-4 kere genel merkezine gittim. Oradaki ilişkilerde de buradaki ilişkilerde de bir negatiflik yok. Ülkenin ve ilçenin menfaati açısından o güzel güzergahta yürümekte yarar görüyor. Zaman hı hı. zaman ne gösterir? Şu an bir şey söyleyemeyiz sorduğun soruyla ilgili. Hı hı. Çünkü siyaseti seviyorum cümlesi geniş bir cümle. İnşallah devam edersiniz öyle söyleyelim. Bir, bir taraftan yeni isimlerin çıkmasını bizler de istiyoruz. Yeni isimler tabii ki olsun. Yenilerle eskileri kaynaşıp de. beraber siyaset yapsın. Şimdi Erol'cum burada nedir? Kuşadası'nın kendine has bir yapısı var. Bu bir gerçek. Ama bu kendine has yapısının dışında hizmet bekleyen belirli bir kesimde var. Ve yerel siyaset genel siyaset gibi değil. Yerel siyasette ideolojik bakılmıyor. Belirli bir kesim, belirli bir seçmen kitlesi olaya ideolojik bakmıyor. Evet. Ne alacağına bakıyor. İşte örneğin biraz önce Öven, Melih Hanım'la ilgili bir şey söylediniz. Evet. Şimdi o hanımefendi için asıl olan giden hizmettir. Aynen. Yani o kesimler var. Burada doğru bir planlamayla, doğru bir zamanlamayla, doğru bir isimle. Burada tablo değişir. Ben buna adım gibi inanıyorum. Gidişat değiştirilir. Çünkü hizmet alamayan ciddi bir kesim var. Ve bu zaman dilimi maalesef heba oluyor. Yani, Başkanım Davutları resmen kuşadasın maalesef olarak saymıyorlar. Tabii görmüyorlar. De, bile hiç ne hiç Davutlar yok. ne güzel çalını birçok yer. Yani şimdi burada doğru bir şekilde gitmek lazım. Doğru yürümek lazım. Tabi zaman ne gösterir ne eder bilemiyoruz. Hani klasik halk tabiridir. Hakkımıza hayırlısı yazılsın diyelim. <laughs> Amin diyelim. Başkanım çok teşekkür ediyorum. Güzel misafir de. ettiniz bizi. Kırmadınız da. Yayınımıza da konuk oldunuz. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. İzleyen hemşerilerimize de selamlarımı ve sevgilerimi iletiyorum. Sağ olun başkanım. Efendim önceki dönem belediye başkanımız Esat günde birlikteydik. Bu arada e, WhatsApp'tan yazanlar da olmuş, yani Barkan Bey çıkacaktı, ne oldu diye. E, Sayın Barkam Konamuz e, bir griber enfeksiyon yaşadı. Hafta içerisinde ondan dolayı ertelemek zorunda kaldık e, ki çıkacak, herhangi bir sıkıntı yok onda da. E, bugün Esat Başkanımızla beraberdik. E, bundan sonraki yayınlarımızda da yani ekranımız. Herkese açık, herkes gelebilir. Mevcut belediye başkanımıza gelir. Eski belediye başkanlarımız da Esat başkanımızın olduğu gibi gelir. Hoş sohbet eder, bizleri bilgilendirir, sizleri bilgilendirir. İnşallah e, bu tür siyasetçi büyüklerimizi, yayınlarımızı hep görmek istiyoruz. Arkadaşlar seyrettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Haftaya aynı gün aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.